Dikkat, kırılacak eşya. Tomris uyar. Yapma, olamaz yahu, gözlerime inanamıyorum. Nereden çıktın sen? Dur dur, geç şöyle bakalım. Dur bir öpeyim, özlemişim, düpedüz özlemişim. Görmeden bilemiyor kişi. Yahu nereden geldi aklına sahi, uğramak durup dururken kaç yıl geçti. Canım sevinmez olur muyum, deli misin? Birden toparlanamadım da, elim, ayağım, inanmazsın, yıllardır kimse girmedi şu kapıdan. Eski dostlardan hiçbiri. Geç geç, otur şöyle, gevşe. Yo, oraya değil, o koltukta güneş girer gözüne. Şuna geç, ha şöyle. Rahat mısın şimdi? Gevşe, gevşe, yatsana arkana. Ah. Yahu nereden? Hay Allah. Sormayı unuttum, ne içersin? Kahve, çay. Kahve yok mu? Neden? Piyasada mı yok? Ne bileyim ben? İnan şaka değil, bilmiyorum. Farkında değilim. Çay içeriz öyleyse. Rahatsın değil mi? Sehpa tozlu olabilir yalnız. Fatma Hanım savsaklar toz almayı ara sıra. Şuralarda bir bez olacaktı. Peki, peki, haklısın. Ne diyordum? Yahu nereden? Peki, sustum. Bir cigara içer misin? Yalnız benimki gavur cigarası. Kızarsın. Sen kendininkinden yak. Ateş? Çakmak ha? Demek yanlış kibritleri kutuya tıkma huyundan vazgeçtin. Unutma tabii. Unutur muyum? İllet olurdum. Fatma Hanım lütfen iki demli çay bize. Kahve yokmuş öyle mi? Hanım okul arkadaşım, eski arkadaşım. Benimkine ince bir dilim limon koyun lütfen. Okul dedim de, yahu sen nerelerdeydin bu arada? Nerelerdeydin? Geçen yıldı galiba. Ömer'e rastlamıştım. Senin roman yazdığını söyledi, doğru mu? Oğlanın sana tutkun olduğunu anlamazlıktan gelirdin hep ama bak izlemiş seni. Ben o tür kitaplar okumuyorum pek. Daha çok dinlendirici, oyalayıcı kitaplar. O yüzden senin ne yazdığını da bilmiyorum, bağışla. Benim işim imza atmak, bütün gün imza atmak. İmzamı nasıl sevdiğimi anlatamayacağım ona. Her atışımda imzamın daha bir güzelleştiğini, yerli yerine oturduğunu, tutarlılık kazandığını, imzama aşık mıyım? Belki. Şu temizliğe, şu tertemiz odayı saran erince tutkunum. Pırıl pırıl kül tablalarına, güneşi süzerek içeri salıveren şu hışırtılı perdelere de, kalın yaprakları birayla temizleyip parlatılmış kauçuk denen şu bitkiye de. Bunlar dünyanın değişkenliğine, bilinmezliğine, kirine pasına karşı koruyorlar beni. Burada, bu odada akşamın altısına kadar güven içindeyim. Güven tutkusu. Öyle bir hastalık ki bu, her belirtisine alışmak yıllar alabilir. Yine de birlikte yaşamak ve geçinmek zorunda olduğum ölümcül bir hastalık. Ona bunlardan söz etmeyeceğim. Buyurun girin. Peki Güler Hanım. Siz bırakın, ben imzalarım. Güler Hanım, tanıştırayım. Hanımefendi okuldan arkadaşımdır. Çok eski. Evet, bakmış ki araya giren santralle, sekreterlerle, toplantılarla falan baş edemiyor. Kalkmış uğramış. Ne güzel değil mi? Ansızın, yıllar sonra. Evet, meşgul dersiniz. Yalnız Diyarbakır'dan ararlarsa bağlayın lütfen. Canım önemli değil tabii. Önemli bir adamım dersem inanacak mısın sanki? Bu tür meslekler yeni türedi. Biliyorum incelik olsun diye sordun ama bir kere sordun ya, yanıt vermek zorundayım. Hep bu doğruculuğumu mu sevmiştin? Yapma. Satış müdürlüğü var, pazarlama müdürlüğü var. Yeni Türkiye'ye özgü meslekler bunlar. Aslında çalışmıyorum denilebilir. Çevren geniş olacak. Yüreğinde. O zaman sırtını sıvazlıyorlar. Hani fıkradaki gibi. Tanıdığının salık verdiği delikanlının hiçbir şey bilmediğini gören müdür sormuş dayanamayıp. Peki bari cinsellikle yolculuğu seviyor musun? Delikanlı evet deyince de patlamış. Öyleyse sittirin gidin. Öyle bir meslek bizimki. Bol bol Anadolu, ara sıra Avrupa. Çiğ köfte ile viski, hamburgerle rakı. Adana pavyonlarıyla büyük otel lobileri. Akıl alır gibi değil yani. Bir gün düşünmeye kalksam. Kusmuşum, leş gibiyim. Havlunun asıldığı demir olmasa, tutunamasam kusarak biteceğim sanki. Başımı kaldırıp aynaya baktım. Bir zamanlar imzam kadar yakışıklı olan yüzüme kusmuklar içindeydi. O kadar da çok içmemiştim üstelik. İşemeye gitmemeliydim biliyorum. Ayıldım. Yüzümü ve kendimi korumalıydım. İşemeye gitmeyerek. Şimdi o kadın sahi neden getirmişler? İkram. Takma kirpikli, koca memeli, yanakları cart kayısıya boyanmış bir kadın. Konsumatris midir nedir? Belki de iyi bir kızdır kim bilir. Birinin akrabası falan. Ama herkes birinin akrabası değil mi? Acaba akşamın hangi saatinde bir kaçamaktan söz ettim bu adamlara? Onlar beni ağırlamakla yükümlüler.
Ben böyle bir şeyden söz etmesem asla. Neden ettim? İkram, özveri, karşılıklı. Diyarbakır'da mıydı, Adana'da mı? Geçen gün Sheraton'da oldu aynısı. Kusarak biteceğimi sandım. O ölümcül hastalığın bedenimden yıkanıp gideceğini düşündüm. Adı bin kez değiştirilmiş bir sokak köpeği gibi yeni verilecek bir ada yaraşmayı düşündüm. O kadını belki bir gün sevebileceğimi, bir anlık, ama bu gece asla sevemeyeceğimi, onunla birlikte olmaya katlanamayacağımı, katlanmakla da aslında ayıp ettiğimi, çünkü kadıncağızın hiçbir kusuru var olmaktan başka hiçbir kusuru olmadığını düşündüm. İt gibi, leş gibi içtim. İsteseydi de beceremeyecektim. Öylesine. İstemedi. Fırsat bilip kaçtı, kurtuldum. Ertesi sabah yıllardan beri ilk kez garip bir mutlulukla uyandım. Ama ona bundan söz etmeyeceğim. Dalmışım, kusura bakma. Senin bir okul çayında dediğin şeyleri düşünüyordum. Bir anlamda. Yıllık okul çayına gözlükle gelmiştin. Rüküş mavi bir entariyle. Rüküş olmaya büyük özen gösterirdin. Gizleme. Rüküş giysiler, rüküş ilişkiler. Nereden uyuz, gözlüklü, ergenlikli bir oğlan? Sen orada. Nerede sakat, yaralı bir hayvan? Sorunlarının altından kalkamayan yaralı bir insan? Sen orada. Sınıfta gözlük takmazken okul çayına gözlüklü gelmen de ayrı bir başkaldırının bir parçası değil miydi? Tabii kızarım. Hala. Öğretmen gibiydin. Dans etmeye için giderdi. İyi dans ederdin üstelik. Öyleyken benim iyi dans etmemi bağışlayamazdın bir türlü. Senin yanında hep suçluluk duyardım. Kolay değil. Giyim kuşamından, sınıfımdan, sanki aynı sınıftan değilmişiz gibi ilişkilerimden. Yo, neden gizlemeli? Nerede koca memeli, iri kıçlı, gösterişli, bol kahkahalı bir kız? Ben orada. Ezbere bir beğeni miydi bu? Gerçekten kuş beyinli kızlardan mı hoşlanıyordum? Bugün bile bilmiyorum. Haklıydı. Bunu bilecek kadar zaman ayırmaktan bile kaçınmıştım kendime. Şimdi kalkıp ona kızıyorum. Yalan. Hiç de öğretmen gibi değildi. Beni sevdiğine güvenirdim. Resimlerimi gösterdiğim tek arkadaşımdı. Sevgililerimden söz edebildiğim tek kızdı. Kır kahvelerinde çay içerdik. Tartışırdık, dalaşırdık. Yalansız dolansız, aşksız bir ilişki. Neden yaşının çizgilerini daha o günlerde ele veren bu kadına aşık olamadım? Neden? Çayda ne dediğimi anımsıyor musun? Pistin ortasında durmuştuk bir an. Kolumu çekmiştin, omuzumu hafifçe sıkmıştın. Belki aynı gürültü, uğultu sürüp gidiyordu ama benim kulağım sendeydi. Ne olursun diye yalvarmıştın. Şu çevrende dolaşan kızlara, kadınlara ayırdığın zamanın bir bölümünü kendine ayır. Yeteneklerini bir tanısan, uykusuz gecelerimde o sesi hep duyarım ama ona söz etmeyeceğim bundan. Demek benim için o çayın bir karar gecesi olduğunu kavramıştın. Ben farkında bile değilim oysa. Söyleseydin ya, ne mi fark ederdi bilmem. Feyza ile bir gün önce ayrılmıştık. Bozuşmuştuk. Anlatmıştım ya sana. Mehveş bambaşka bir kızdı. Dal gibiydi, duyguluydu. Konuşmazdı pek. Boynu eğik, bir erkeği mutlu edebilecek, güvenilir bir kız. Doğru, o gece onun yanından hiç ayrılmadım. İnanmazsın belki. Hala sırılsıklam aşık bana. Evi tertemiz tutuyor, çocuğu büyütüyor. Hem hiç karışmaz bana. Zaten ben evden işe, işten eve. Neyime karışacak? Hani birine kendimi kaptıracak olsam, olmaz ya, diyelim ki oldu, kadını götürecek bir arkadaş evi bile yok. Kalmamış, evlenince çevresi boşalıyor kişinin. Mutsuz değilim, hayır. Bana verilen görevleri eksiksiz yerine getirmek benim de mutluluğum bu. Öylesine çalıştıktan sonra akşamları Mehveş'le oğlan televizyon seyrederlerken sedire yığılıp kalmak. Hayır, yapmıyorum artık. Boyaları falan bizim oğlana verdim. Kurslardan zaman ayırabildiğinde boyuyor bir şeyler. Biliyorum, gerçekten iyi resimlerdi. Sürdürseydim, dünya ama dünyada olabilir ressamdan geçilemiyor. Durup dururken neden kalabalık edeyim? Peki, kapatalım bu konuyu. Bir dakika izin ver bana. Güler Hanım'a Diyarbakır aramasını söyleyeceğim. Bir çay daha içer miydin? Yok canım, ne alıkoyması dedim ya, benim işim gücüm imza atmak. Güler Hanım da anaç kadındır ha, beni korur tıpkı karım gibi. Delişmenliğimi dizginler, istemediğim kişiler aradığında yok der, demin çıktı der. Benim beceremediğim şeyler bunlar, temizlik ve yalan söylemek. Bir de aşık olmayı katmalıyım. Beceremediğim bir şey galiba, bir eksiklik. Ona karımdan söz ederken güvenilir, boynu eğik dedim. Oysa hiç demedim ki bu sıfatların geçerliliğini, hiç ilgilenmedim ki beni sevmesi yetti. Resmi bıraktım. Tehlikeli olabilirdi.
Konuşmak da tehlikelidir. İçe biriken sözcükleri boşaltmak. Hele konuşmayı bir kere unutmuşsan. Aslında dış görünüşümde değişen hiçbir şey yok. 18 yaşımdaki kilomdayım. Kadınların ilgisini çekiyorum ama ne önemi var? Bir şey sızlıyor, bir eksiklik, bir özlem. Günlük cinselliğime yansıyan, tutkuyu silip götüren bir sızı. Bir korku getiriyor yedeğinde. Ya bir gün bunca yıl kafamda biriktirdiğim sözcükler boşalıverirse? Çene kemiklerim açılırsa, beynime üşüşen imgeleri durduramazsam? Ya eve bir gün 20 dakika gecikirsem? Kitaba mı bakıyordun? Niye gözlerin doldu ki? Evet, adı Romeo yanılgısı. Ne var bunda? Sen bizlerden bile isteye kopardın kendini. Senin deyiminle yoz ilişkilerden, kent soylu hüzünlerinden. Anladığım kadarıyla gönül verdiğin dünya görüşü doğrultusunda sağlıklı bir çevreye girmişsindir. Kalıbımı basarım, aşk evliliği yapmışsındır. Okulun bahçesindeki çınara bile aşıktın sen. Ama bir dalını koparıp doğum gününde getirdim diye ne hanım evlatlığım kalmıştı ne de burjuvalığım. Gittin işte. Biliyor musun, haklıydın. Ara sıra sana özendiğim de oldu. Alabildiğine dürüsttün çünkü. Yalanın hemen belli olurdu. Yüzünden okunurdu. Kendini sertleştirmeye çalışma çaban da haklıydı. Sevindim senin adına, başarına. Biliyorum, uğramazsın buraya bir daha. Ben de uğramanı istemem zaten. Hep bunları konuşmak yoracak bizi, yararsız. Haftaya Diyarbakır'dayım. Önümüzdeki ay Hollanda'da. Kalkıyor musun? Tabii de, dur. Dur şimdi, dur bir dakika. Yeni geldin aklıma. Bir derdin olmasaydı, kendimden söz etmekten sana neyin var? Neyin var şekerim? Neyin var canım? Bir yerin mi ağrıyor?